Bir dinleyelim sonra sizden gelenler var sırada. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Hasbel kader konjektürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart mal idareler seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır dönemsel olarak sivrilenlerin günü geldiğinde silinip gitmeleri de yaşanacak bir akıbet. Efendim e, sayın Bahçeli e, Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır demeye devam ediyor. Aslında herkes tarihçiler, gazeteciler, belki de Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren e, sevgili izleyicilerimiz ne diyor bilmiyorum ama Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti özellikle tam anlamıyla sandıkta kurulmuş bir cumhuriyet e, ve nitelikleriyle bakıldığı zaman Atatürk gibi bir değere sahip. Onun ilkeleri ışığında yürüyoruz elbette ama Sivas'ıyla, Amasya'sıyla değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisiyle şehrin ortasında hatta işgal edilebilme riskiyle neredeyse taşınacaktı. Yozgata benim memleketime doğru Sivas'a doğru kaydırılması planlanmıştı. Dedi ki milletvekilleri olmaz kardeşim. Namustur meclis burada kalacağız. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha buradan. Şimdi talebimiz ne bizim talebimiz? Sizin talebiniz ne? Hayatın içinden de konuşuyoruz. Doktor Yusuf Eryazgan efendim önemli bir isimdir. Kim için? İşte bu mahallelerde sizin sağlığınızla uğraşan aile hekimlerimizin o derneğinin sendikasının yöneticilerinden diyor ki talebimiz 818 milyarı referans alarak 81 milyona direkt dokunan ülkenin en kılcallarında olan aile hekimliğinin sorunlarına 200 milyar TL ayrılması. Kamu binası, ASM'ler e, yapılması, aile sağlığı çalışanı istihdamı, emekliliğe yansıyacak tek maaş diyerek kendi taleplerini dile getirmiş. Biz de şerefle okumuş olduk. Evet, diğer mesajımız gelsin arkadaşlar. Birkaç mesaj aktaralım hemen üst üste. Evet. Hadi gelsin bakalım. Süper. İbrahim Kocadayı, kabineden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden net... Amasız fakatsız memur emeklisi maaşını yarı yarıya düşüren 375 sayılı yasanın ek 40. maddesinin iptalini istiyor. Bu uzun süredir konuşuluyor. Memur emeklilerinden yükselen çok ciddi bir isyan var. Aslında emeklilerin tamamının maaşlarının düşürüldüğü bir 20 yıl geçirdiğimiz çok açık. Ama memur emeklilerini daha yavaş yavaş duyar hale geldik. Biz bu 10 bin liralara takılıp kalmıştık ama memurların da isyanı var. İbrahim Bey, emat derciler sizi de duyuyorum merak etmeyin. Gelsin diğer mesaj arkadaşlar biraz hızlanalım hadi. Levent Bey, Levent Atacan EYT Genel Başkan Yardımcısı en düşük emekli maaşının... Eskisi gibi asgari ücretin bir buçuk katı olması, aylık bağlama oranının yükseltilmesi, emekliler arasındaki maaş farkının intibak ile düzenlenmesi, EYT'de eksik kalan 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarının verilmesi. Efendim kamyon arkası yazılarıyla öyle esprili dillerle anlatmaya çalışır Levent Bey. Bu işte ustalaştı artık EYT ile uğraşa uğraşa. Emekliyi sefalete mahkum ettiler diye bir Kamyon arkası yazısı hani vardır ya